güzel. İki laftan üç tanesi gal, gerisi zaten lafı güzel. Lafımız var her birine, al birini vur birine, bir 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 birine birine. Yani durum bundan ibaret. Durum bundan ibaret. Durum bundan ibaret. Durum bundan ibaret. Yani durum bundan ibaret. Bilenler, bilmeyenler, her konuda kürsü sahibi. Bilir bilmez bilirim diyenler, nerede bu işlerin sahibi? Lafımız var her birine, al birini vur birine, bir bir biri biri birine. Yani durum bundan ibaret. Durum bundan ibaret. Durum bundan ibaret. Durum bundan ibaret. Yani durum bundan ibaret. Bilenler, bilmeyenler, her konuda kürsü sahibi. Bilir bilmez bilirim diyenler, nerede bu işlerin sahibi? Lafımız var her birine, al birini vur birine, bir bir biri biri birine. Yani durum bundan ibaret. Yani durum bundan ibaret. Sana bir şey soracağım. Sor tabii, zor olmaz. Vatandaşlık görevlerini yerine getirebiliyor musun? Getiremez miyim? Getiriyorum da bazen de getiremiyorum. Ne demek o? Canım getiremiyorum çünkü nedenleri var. Ay saçmaladın. Sen vatandaş değil misin? Vatandaşım. Bana sorma istersen, seyret. Peki. Hadi hadi, hazırlanamadın mı da? Basma intiharımı mı giysem diyor. Ulan başka intiharım var mı ki? Yok. Onu giyeceksin tabii. De hadi hazırım o zaman, yürü. Hadi gidelim. gel. Kim lan bu? Bilmem, ben kimseyi çağırmadım ki. Açsan bir türlü, açmasan bir türlü. Davut, açsana kapıyı. Açmazsan kırar. Allah canımı alsın ev sahibi bu. Herife 3 aylık kirasını vermedi. Herif dövse bizi haklı var. Haklı elbet. Adamın evi alacak parasını tabii. Hay Allah ne? Bana bak. Gel bir ses çıkartmadan saklanalım. Anladın mı? Belki o esnafın arayıp da bulamadığı 1000 yıllık memur numarasını yutar. Davut aç diyor. Hadi. Lan ben de biliyorum geç kalıyor. Ne ederken ejderha gibi kapıda dikilmiş. Ya hadi gel gidelim bir daha bakalım. Belki gitmiştir, yürü. Gel bakalım, belki gitmiştir. Yürü, yürü. Gel. Gitmiş. İyi hadi. Ne edeceğiz şimdi? Ne demek ne edeceğiz lan salak karı? Canım ön yoldan geçersek bakkalın önünden geçeceğiz. Ana ben onu unutmuştum lan. Ya. Herif daha geçen ay bir daha seni buradan geçirtirsem adam değilim demişti. Dediydi değil mi? Vallahi dediydi. Oo. Biz öbür yoldan gidelim. Alan güzel mi senin? Geçen ay bana borç al diye gönderdiğin Hatice Hanım orada oturuyor. Daha aldığımız borcu bile vermedik. Para ne zaman gelse evde yokmuşuz gibi davranıyoruz. Arka yoldan gidelim. Lan salak karı, orada da kahve var. Canım bir günde gitme kahveye, ne olurmuş. Şimdi işimiz var. Lan benim 3 aydır kahveye girdiğim mi var be? Oranın garsonu dahil herkese borcum var. Canım görmezden gelirsin, biz oradan böyle hızlı hızlı kaçarak gideriz. Yok canım, biz görmezden gelsek onlar görmemezdik, kendi gelecekler sanıyor. Hadi arka taraftan gidelim, gel. Olmaz, nereye gidiyorsun? Arka tarafta manav var, manavın önünden geçeceğiz. Bir aydır nereden alışveriş yapıyorum sanıyorsun sen? Bana bir aydır para mı bırakıyorsun? Allah kahretmesin, ulan inadına üstüme gelme karı. Ben 1 aydır iş buldum mu ki sana para bırakmadım? Allah, ev sahibi geliyor. Geliyor. De hadi yürü, gir aç içeri. Ulan, aç, gir içeri. Ah ulan ah. Ah, bizden vatandaş olur mu be? Bu seçimde de bir oy bile kullanamadık. Vatandaşlık görevimizi bile yapamadık. Büyüklerimiz bizim için ellerinden geleni yapıyor, biz bir oy bile kullanamıyoruz. Yazıklar olsun bize, yazıklar olsun.
aylar hatta yıllarca işsiz kalmış olsanız ve sonuçta bir iş bulmuş olsanız, bu işte acaba sevinir misiniz yoksa sürünür müsünüz? Hayat bu işte. Bir varsın, bir yoksun. Öyle komşu, öyle. Ah Ali, ah! Ne de iyi geçti. Geçen gün elimde iki ekmek, 100 gram da kıymayla geliyordum. O da kahvenin önünde oturuyordu. Hemen fırladı, elimdekileri kaptı ve eve kadar taşıdı. Çok iyi insandı, çok. İnsanın hasıydı. Daha çok gençti, değil mi? Ya, daha çok gençti, çok. Yeter hanım, ağlama artık. Allah Allah, ne yapalım? Kader böyleymiş. Beyefendi hak, artık üzülmenin yararı yok. Elbet bir gün hepimizin başına gelecek komşu. Ama niye benim oğlum? Niye hep böyle şeyler iyilerin başına gelir? Benim oğlum karıncayı bile incitmezdi. Onu herkes biliyor komşu. Daha bir hafta olmadı. Bir gün kahveye gitmiştim. Beni görünce çocuk nasıl ayağa fırladı. Büyüklerin yanında sigara bile içmezdi. En son geçen gün görmüştüm. Halime hatırımı sormuştu zavallı. İyi insandı, çok iyi insandı. Neyse, buna da alışırız. Şimdi bugün ilk gün olduğu için biraz acı oluyor. Ama zamanla herhalde alışırız. Böyle acılı bir günde siz de bizim acımızı paylaştınız, sağ olun. Komşu dediğin böyle günde belli olur canım. Komşu dediğin neşeyi de acıyı da paylaşmalı. Sağ olun, sağ olun. İşte geldi. Oğlum, yavrum, aslanım, yiğidim. Ay, tamam anne, tamam. Dur tamam, hanım, tamam. Dur hanım, biraz rahat bırak çocuğu, Allah. Canım, bu kadar abartmayın mı işi? Bak, konu komşu herkes buraya gelmişler. Ya. Yani sosyal sigortalarda memur olmak demek, ölmek demek değil ki, tamam. Yani sosyal sigortalı memurlar aylıklarına geçinemiyorlar. Bu bir gerçek. Ben de iş bulamayınca karşınızda bir sosyal sigortalı memur görüyorsunuz. Orada çalışmaya başladım. Yani ölüm ayrı şey, sosyal sigortalı memur olmak ayrı şey. Sacit abi merhaba, hoş geldiniz. Ya Arzu, sıkılmadı bu şehir resimlerini çizmekten. Ev resmi çiziyorsun, arkasından gidip bir tane ev satın alıyorsun. Yani bu kadar da olmaz. 2 tane yazdım, 3 tane de kışlığım var. Allah mı söyletti ne? Nerede o günler? İnşallah. Tamam, bir şey soracağım. Sor. Ama bu gerçek. Hayatta yapmak istediğin şeylerin hepsini gerçekleştirebildin veya kaçta kaçanı gerçekleştirebildin? Hemen hemen yarısını diyebiliriz. Yalan olmaz. Doğru. Peki sen gerçek yaşam dışında hayal dünyasında yaşamak ister miyim? Ben mi? Ben zaten hayal dünyasında yaşıyorum. Çünkü insanlar hayal ettiği müddetçe yaşarlar. Peki ya hayal kırıklığına uğrarsa? Bak, o kötü, onu düşünmedim. Ya. Üzülürüm herhalde. Bu başka bir hayat. Gel birlikte izleyelim. Buyurun. Affedersiniz beyefendiciğim. Ben bir iş arıyordum da. İş mi arıyordunuz? Evet. Size ben efendim mevcut işlerle ilgili kataloğumuzu vereyim. Buyurun, bundan kafanıza göre bir iş seçin. İyi ama efendim, benim tahsilim yok. Canım, benim tahsilim var da ne oluyor sanki? Tahsil hiç önemli değil. Hem sizin tahsil yapamayışınızda suç sadece sizin değil ki. Urfa'da Oxford Üniversitesi vardı da siz mi okumadınız? Maaş ne kadar acaba? 20 milyon maaş alacaksınız. Ayda 10 milyon da yol paranız var. Ayrıca 2 ayda 1, 3 maaş ikramiyeniz. İyi ama efendim, bu maaş çok değil mi? İşinize gelirse biz de böyle. Peki. Ne zaman isterseniz işe başlayabilirsiniz. Yalnız şu andan itibaren maaşınız işlemeye başladı. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Güzel. Sağ olun. Hayırlı olsun. Sağ olun efendim. Allah ömürler versin. Affedersiniz. Kiralık ev var mı diye soracaktım da. Oh, nihayet! Bana da bir gün bir kiracı gelsin diye gece gündüz oturup dua edip duruyordum. Bende ev çok, hatta benim eve bakın, beğenirseniz ben hemen boşaltırım. Yok. Benim çocuklarım var ama. Maşallah. Allah bağışlasın, Allah analı babalı büyütsün. Çocukluya da ev veriyor musunuz? Ne demek efendim, ne demek? Bilakis tercih ederim. Hatta çocuklarınızı arada sırada benim evime de gönderin. Benim evimde de şen çocuk kahkahaları duyulsun ne olur. Yalnız bize biraz fazlaca misafir gelir. Ne demek? Ne demek? Fazla gelirse bizim eve gönder. Hatta çok fazla misafir gelirse bana haber ver, hizmetçimi göndereyim, hanıma yardım etsin.
Hay Allah! Peki kira ne kadar? Bin! Bin mi? Yani dolar mı? Amerikan doları mı? Hayır canım, liret! İtalyan lireti! Bizim paramızda 10.000 lira falan yapıyor. Hatta zorlanırsanız sizin için bir şeyler düşünürüz. Güzel de peki peşinat? Aa, vermez olur muyuz? Vereceğiz tabii. Siz bizim evimizi tutmanız için size 3 aylık peşinat vereceğiz. Ya. Ya. Peki, teşekkür ederim. Güle güle. Sağ olun efendim. Güle güle. Bekliyoruz, gelin hemen. İnşallah. Hadi güle güle. Çok şükür, çok şükür Allah'ım, çok şükür. Acaba diyorum et ne kadar? Ne kadar olacak? Ben fiyatını sormuştum da. Ya ne yapacağım fiyatını? Madem canın çekti, ben sana birkaç kilo vereyim. Bak, sen bağ bırak bu işi, tamam mı? Sana şimdi ben 3 kilo pirzola yapayım, 2 kilo da kuşbaşı vereyim, he? Ama fiyatı? Hepsine bir 10.000 lira at, olsun bitsin canım. Biraz daha alışveriş edecektim de. Siz zahmet etmeyin canım, ihtiyaçlarınızı söyleyin, ben hepsini evinize göndereyim. Et, süt, peynir, salam, sosis, zeytin, yağ, şeker, tuz filan. Tamam, en iyilerini seçiyorum. Biraz da bal tereyağı vereyim. Aa, nefis pastırma var. Birkaç kilo da pastırma vereyim. Çok tutmasın ama. Ya canım ne tutar ya, tutsa 50.000 lira. Öyle mi? O halde eve gönderin. Tamam, emredersiniz. Vakit doldu, hadi gidelim. Son arzunu da yerine getirdik. Artık infaza geçmemiz lazım. Bize epi pahalıya patladın. Bir sürü oyuncu bulmak zorunda kaldı. Başlayın. Bu memleketi böyle gördüm ya, artık ölsem de gam yemem. Gözlerim açık gitmeyecek. Bu türlü iş ve ev bulunduğunu, enflasyonun bittiğini görmek bir daha kısmet olmayacaktı. İyi akşamlar canikolar. Ayol bu akşam kimseye çarpmayayım dedim kendi kendime. Ama az önce gazetelere şöyle bir göz atınca anladım ki bu mümkün değil. Ay nedir politikacıların hali be güzellerim? Biraz da olacak bu memleketin hali gibi oldu bu soru ama olsun. Şimdiki nesil pek bilmez eski komşulukları. Ne yapsınlar? Apartmanda büyüyorlar ve yan kapıda kim oturuyor deseniz tanımazlar. Ama eskiden bütün mahalle birbirini tanırdı. O zamanlar hemen her mahallede bütün mahallenin çekindiği bir kadın olurdu. Ayşe abla, Fatma abla, her neyse. Bu filanca abla herkese sataşır, olmadık laflar söylerdi. İnsanı canından bezdirirdi, çenesiyle. Bugünkü politikacılarımız da aynı onlar gibi canik olur. O buna şunu demiş, bu buna bunu demiş. İşleri, güçleri birbirlerine ver yansıdık. Ortada olan biten bir iş yok. Ama deli yüküyle laf dolanıp duruyor. Hemen her gün televizyonlarda haber bültenlerinin yarısı onların laflarıyla dolu. Spiker büyük bir ciddiyetle gelir ekrana ve bugün verdiği bir demeçle muhalefet lideri iktidar liderine şaşkın ördek demişti. İktidar lideri muhalefet liderini eleştirmiş ve ona öyle demezler, peynir ekmek yemezler demişti. Bunun üzerine muhalefet liderini bir baba hindi, hey Allah şeklinde karşılık vermişti. Bu arada dünyada bir sürü gelişmeler oluyormuş, yeni anlaşmalar yapılıyormuş, keşifler, gelişmeler oluyormuş. Kimsenin umurunda değil canikolarım. Varsa yoksa birbirini yesinler. Şimdi aslında yapılacak en iyi şey ne biliyor musunuz? Bakın canikolarım, şimdi bunların hepsini şöyle bir toplayıp okyanusun ortasındaki ıssız bir adaya koyacaksınız. Sonra da gemilerini yakacaksınız ki geri dönemesinler. Orada istedikleri kadar birbirlerini yesinler ayol. Canlı bir bağlantım var. Evet, alo. 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 Buyurun, buyurun efendim. Alo yorumcu hanım. Efendim. Bu kadar çok yorum yapmaktan yorulmuyor musunuz acaba? Yorulmam mı canım, yorulmam mı? Yorum yoruldum ama ne yapacaksınız işte ekmek parası. Efendim ben kendimi rüyamda balık olarak gördüm. Hayırdır inşallah. Koca bir denizde bir balık olmuş. Sonra da uçarak bulutların arasına karışıyorum. Bu rüyamı bir yorumlar mısınız lütfen? Ay canikom sen yanlış alo yaptın. Bana değil, fazla kadına alo diyecektin. Ben memleketin yorumunu yapıyorum ya. Ama hiç olmazsa iyi mi kötü mü onu söyleyeyim bari. Ya, ama ben bu konuda uzman değilim ki. Olsun, iyi mi kötü mü? İlle söyleyeyim diyorsanız söyleyeyim.
söyleyeyim. Memleketin durumu gibi. Ne diyorsunuz? Ya. Desenize ben mahvolmuşum. Ya. Alo. Ay kulaklarıma inanamıyorum. Adam kendini vurdu. Alo Canikom, haydi. Ay ciddiye aldı beni ayol. Ha ben yani latife yapmıştım. Ay hiçbir rüya o kadar kötü olamaz. Neyse Canikolarım, size doyum olmaz. Ben hemen kaçayım. Şahit mahit yazarlar. Ay başım derde girer. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Şimdi size haberleri sunuyoruz. İlk haberimiz çocuklar... Lan ne oluyor burada? Ne yapıyorsun ya? Kayıttayız, rezil olduk. Selahattin Bey, ne yapıyorsunuz kardeşim? Ne demek ne yapıyorsun ya? Program sunmaya geldik de arkadaş kim tanıyamadım. Yeni sunucumuz, Soner Bey. Niye yeni sunucumuz? Eski sunucunuzda ne oldu? Suyu mu çıktı? Hayır canım, tayinin çıktı. Tayin mi? Nereye, ne sunucusu, ne tayini? Papua yeni gireye canım. Ya ama ben papağa yeni girece bilmem ki. Ay ne fark eder? Zaten burada konuştuğundan da kimse bir şey anlamıyor. Hiçbir şey fark etmez. Hadi kardeşim. Ceket de benim ha. Yani başka sunucu mu bulamadınız? Git muhasebeye hesabını kessinler. Dönüşte de sağduyunu al. Valizini hazırla. İyi yolculuklar canım. Sağduyumu alayım, valizimi de alayım. Papağa yine. Yazarım orada. Bekleriz efendim. İyi. Hayırlı olsun kardeş. Teşekkürler. Hayırlı programlar sunurum bari. Ne yapayım? Hoşça kalın. Nasıl yutturduk ama. Oh şimdi gider o valizini hazırlar. Biz de bu arada rahat rahat skecimizi izleriz. Bugünleri de mi göreceksin? Ne güzel şurada birbirimize gidip geliyorduk. Şimdi siz giderseniz biz burada ne yapacağız siz? Ay ne olur yapma ablacığım. Bak kendini de üzüyorsun. Şimdi beni de üzeceğim. Ağlayacağım vallahi. Nasıl üzülmesin de kızım? Kolay mı akraba hasretine dayanma? Haklısınız ama başka çare yok. Ay acaba müdüre çıksanız? Müdür bir şeyler yapamaz mı? Bakana filan çıksanız. Ya. Ah, çıktım, müdüre de çıktım. Hatta kendimi başbakanın önüne attım. Bütün dertlerimi anlattım. Ama yapabilecek hiçbir şey yok dediler. Ay! 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 Yapmayın, yapmayın. Ben kolonya getireyim. Ben sana söyledim alıştıra söyleyelim diye. Sen kalktığınızda pat diye söyledim. Şekerim nasıl olsa duyacak. İçtiyse benden duysun dedim. Kendine geldiğinde belki biraz daha mantıklı düşünür. O zaman bu acıya katlanır. Kendisi gibi. Tansiyonu düştü herhalde. Birden tabii şey yapınca böyle. Ha, biraz iyi. Biraz daha, biraz daha. İyi, yavaşlayayım. Yavaş. Sakin olun. Ağlama artık. Üzmeyin kendini. Bakın sakin olun. Ay ben sizi yolunu sarana koymayayım. Hadi gidin artık. Hadi hoşça kal. Hadi güle güle. Kendinize iyi bakın. Allah'a sağlık enişte. Hadi Allah'a sağlık. Dikkat edin. Yol çok kalabalık. Geçmiş olsun Sıtkım Yancı. Kötü bir şey mi oldu? Sorma kızım. Bundan daha kötüsü olamazdı. Aa, ne oldu ki? Bunlar bizim akrabalarımız. Tayinleri çıktı. Eskiden arada sırada da olsa, bayramdan bayrama da olsa görüşebiliyorduk. Şimdi artık hiç görüşemeyeceğiz. Çok üzüldüm. Tayinleri nereye çıkmış? Buraya. Buraya mı? Evet, İstanbul'a çıktı tayinleri. Aa, ben mi yanlış anladım yoksa siz mi saçmalıyorsunuz? Ay buraya tayinleri çıktı diye üzülünür mü hiç? Olur mu kızım? Bunlar eskiden Erzurum'daydılar. Arada sırada birbirimizi görebiliyorduk. Şimdi İstanbul'a geliyorlar. Bu İstanbul'daki trafik geçmekeşinde hiç iki akraba birbirini görebilir mi yavrum? Biz üzülmeyelim de kimler üzülsün? Kimler üzülsün? Kimler üzülsün? Biliyor musunuz? Zaman zaman her şey yolunda gitmeyebilir. Bazen işlerin ters gittiği de olmuştur. Böyle bir terslik dostlar başına. İyi günler. Beyefendi kusura bakmayın ama ben ilk hareketi sizden beklerdim. Doğrusu siz gelmeyince ben gelip söylemek zorunda kaldım. Kirada %40 indirim yapıyorum. Beyefendiciğim size saygımız sonsuz ama daha bir yılımız dolmadı ki. Şu bir sene dolsun, biz de makul bir indirim yapacağız elbet. Ama kardeşim, hayat şartları sizin bir yılınıza göre düzenlenmiyor ki. Bakın, mesela geçen ay etin kilosu 150 bin liraydı. Bu ay 50 bin liraya düştü. Peynirin kilosu 135 bin liraydı. Halbuki bu ay 80 bin lira, değil mi hanımefendi? Ay görülmüş şey değil. Herkes fiyatları indiriyor diye siz de kirayı indiriyorsunuz. Peki memur, işçi ne yapacak? Onlar neyi indirecekler? Bu kadar parayı nereye koyacaklar? Ay kapıda kaldınız. Buyurun içeri, buyurun. Çok buyurun. Teşekkür ederim. Vallahi onu bilemem yani. Çünkü ekonomiyi biz idare etmiyoruz ki.
Kusura bakmayın beyefendi, bir yıl dolmadan kirayı indirmem. Hem zaten bizim toplu sözleşmemiz de daha bitmedi. Bakalım maaşlarda ne kadar indirim yapacaklar. Biz %50 diyoruz, işveren kabul etmiyor. Pekala, o zaman siz bilirsiniz. Biz bu işi ancak mahkemede halledebiliriz. E zaten de hakim bey beni haklı görür. Göreceğiz bakalım, kimi haklı görecek? Dağ başı mı burası? Ben senin evinden çıkarım, gene de kirayı indirmem. Biraz zor yaparsın. Benim Almanya'daki oğlum bir Alman kızla evlendi ve Almanya'ya yerleşti. Türkiye'ye kesin dönüş yapmıyor. Bravo arkadaşlar, bravo hepinizi tebrik ederim. İşte film dediğiniz böyle olmalı. Memleketin içinde bulunmuş olduğu durumu bütün açıklığıyla gözler önünde seziyor. Arkadaşlar, yarın hemen bir önerge vermeliyiz. Bu film mutlaka büyük bir ödül almalı. Hatta bütün filmcileri özendirmek için böyle film yapmaya bir de ödül koymalıyız. Vallahi bravo Çakır. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Canım, fırlandı. gelelim sadede. Gelin bakalım. efendim yani şimdi bizim bugün buraya gelmekteki amacımız... Biliyoruz. Kızımızı isteyeceksiniz. Canım bırakın da ağız tadıyla bir isteyelim. Yani siz de hemen de biliyorsunuz. Vermeye niyetimiz olmayınca işi uzatmanın alemi yok diye düşündük de. Vermeye niyetiniz olmayınca mı? Niye vermeye niyetiniz yok? Sorduk soruşturduk. Oğlunuzun devlet memuru olduğunu öğrendik. Ne var bunda? Bir şey yok. Bizde bir şey olmadığı için vermek istemiyoruz zaten. Ev yok, araba yok. Adam gibi maaş da yok. Kısacası hiçbir şey yok. O zaman haliyle kız da yok. Ama öyle demeyin hanımefendi. İyi kötü bir maaşı var işte. Azıcık aşım, kayırsız başım diyerek geçinir giderler işte. Yok kardeşim yok. Memura verilecek kız yok bizde. Ama beyefendiciğim, umutsuz yaşanmaz ki. Bakarsınız memurlukta günün birinde çok cazip bir meslek haline geliverir. Memurlarımız da yeteri kadar para kazanabilirler. Vallahi bizim masal dinleyecek vaktimiz yok beyefendi. Memur adama kız vermem, o kadar. Hadi benim pırlantam, aç şu kapıyı. Merhaba, atı bir olup da bakayım balınıza. Bir dakika, babama sorayım. Kim o kızım? Falcı gelmiş baba, falınıza bakayım diyor. Sal kızım, sırası mı şimdi falcının? Aman efendim, hemen salmayın. Belki biz de baktığımız falımıza. Peki. Buyur et evladım, buyur et. Buyurun, besi. Abi hepinize selamun aleyküm, aleyküm selam. Aleyküm selam hocam. Daha içeri girer girmez çok güzel bir hava sezdim be burada. Güzelliklerin kokusunu evvel alırım. Peki nereden geliyor bu güzelliklerin kokusu acaba? Her şey çok güzeldir. Ama burada biri var ki... bahtı çok açıktır. Açarsın elini de bakayım falına. Hadi aç be aç. Senin bahtı çok açıktır be. Abine yükselirsin işinde. Gelirsin en yukarılara. Olursun genel müdür bir kabu bankasında. Yapma ya. Abi görürüm herkes döner senin etrafında. Verirler sana çuvalla rüşvet. Ben rüşvet almam. O zaman adına komisyon diyelim. O zaman olur. Nerolar, Sezarlar, Kleopatralar görürüm. Yani bu baktığınız fal bu gencin değil de onların falı mı? Abi saçmalama. Bunlar banka hesabıdır. Bunun komisyonları yatar oralara. Yapma be. Peki gerisi nasıl? Biri bunu vurur hapislere düşer gibi mi? Olur mu be? Olur mu be? Paraları yer çıtır çıtır. Ev bu yer, ev karısı yer, ev karısının sülalesi, ailesi yer. Oh yaşadık. Sana ne oluyor? Bir ben baktım onun falına. Ne demek sana ne oluyor? O benim damadım. Ne güzel. Parayı nerede ben gideyim? Allah aşkına. Helal olsun. Bana bak. Senin sayende memur oğlumu da kız bulur. Yoksa kimse kız vermezdi bize. Bersin bay bay. Gel şöyle. Ne yapalım? Bazen iyilik için olmayacak şeylere bile olur demek lazım.
Bu memlekette artık ayarlar bile değişti. Biz de fallarımızı yeri ayarlara uydurduk. Hadi, hadi atın bir olup da bakayım sizin de falınıza. Bunlardan kalkacaklar, gidecekler, para kazanacaklar. İş, iş. Kalk be! Abi ne düğütersin be, hayvan mıyım ben? Ne vurursa be, kenara geç be! Abi niye geçiyorum? Numaralı mı yerler? Geç oraya! Hayret bir şey be, hayret bir şey be! Geldin yine be, isterim ben bunu. Bak sakatlık çıkarmayasın işte. Bu ne be? Görmezsin, saz. Hadi be! Giren değil mi be? Yani bu kadar olmaz ha. Ayet saz görmedin sen. Müzik aleti be. Abi görürüm saz be. Bilirim be herhalde yani be. Abi ne yapacaksın sen bunu? Ya bunu ben Ahmet abi var Cübüş bilirsin. Ondan ödü çaldı be. Yaparım müzik. Ne? Para kazanacağız be. Hırsız. Çaldın. Ne hırsızı be? Ahmet abi yoktu orada. Bir not bıraktım da geldim. Notlu hırsız. Ayet abi şey. Sen salaksın. Ne yapacağız bunu? Müzik yapacağız, para kazanacağız be. Be, ben senin salak olduğunu bilirdim ama böyle anadan doğma salak olup bilmezdim be. Ye be. Oha ben ne, bir günde nasıl öğreneceğim de biz türkü söyleyip para kazanacağız. Hayret bir şey be, hayret bir şey be. Ya öğrenmeden söyleyip çalıp çalıp para kazanacağız. Aa bak oğlum, ben öğrenmeden nasıl para kazanacağız be? Nasıl olacak? Ya zaten önemli olan bunu bilmeden çalmak be. Hadi be. Ya, ben şimdi çalacağım bunu ikimiz birlikte türkü söyleyeceğiz. Gel bak be, o zaman nasıl para kazanırız? Abi ben türkü bilmem be. Ya ben bilir miyim de konuşursun be? Peki kim bilir be? Ya sen bildiğin kadar söyle, ben seni takviye ederim ya. Zaten bu iş bilmeden söylenir de kazandır be. Uyduk sana be. Hadi söyle. Ay akşamlar düşüktü. Yaylalar yaylalar. Biz bu sesle, bu çatlak sesle nasıl sipari kazanacağız be? Ya el kazandı söz, sürün kesme be. Hadi be. Devam. Yaylalar yaylalar. Yaylalar yaylalar. Ya ne olur be, ne olur be? Gülten ayakkabı yiyor be. Ya kim atar bunları be? Be. Şuraya bak, insan bu tekirini atar be. Hayret be. İnsan... Ne bu be, ne bu? Ne yaparsınız burada be? Kafamı şişirirsiniz. Gülmezsin, yaparız müzik. Bu mu müzik? Bu ne anlar şirkacı be? Ya gel sen de bize katıl. Bil, ben becerimim öyle şeyleri. Gel, gel, gel hadi. Bana bak, sipari verecek misin buna be? Yok benim sipariciyim be. Sen geleyim, arkadan. Geleyim, geleyim hadi. Geç hadi, geç ha, geç. Bir lokal yap senin arkadan. Ne söyleyeceğim? Senin arkadan sen uuu yap yeter. Tamam oldu. Tamam mı? Tamam oldu. Hadi yaylaları bilirsin, bilmezsin sen. Yo, bilmem. Abi sen hiç asker olmadın mı be? Yok be, nereden olacağım asker? Ya kadın tamam. Da askerlik yapar. Tamam ya, o yaparım hadi. Senin arkadan hadi. Hadi. Hadi bakalım. Yaylalar, yaylalar. Yaylalar, yaylalar. Yaylalar, yaylalar. Ayaklarım var diyecektir. Ameliye bağlısınız, mümelik tutmuş gibi. Uyutmazsınız orada beni. Efendim be, bütün gün uyursun be. Abi ne olursunuz be, köpek gibi. Bana mı köpek dersin? Daha köpek gibi. Kulaklarımızı yıkar. Bana mı köpek? Sana bir köpek. Bana mı köpek? Yollar bir köpek. Söyle söyle. Ya Allah'ım. İş başa düştü. Gide de yapsam acaba? Ahmet abi yetiş. İş başa düştü. Gel gel. Her konuda kürksüz.